Ben buraya gelende iki kızım Aslı ve Nesli çocuk idiler. Onların ellerinden tutup Los Angeles Hava Meydanı'na indik. Orada çok sevdiğim bir Türk kültürü hocası vardı. Andreas Titsi. Bize bir ev ayırmış, eve yemekler de koymuş. Biz oraya gelende çocuklar İngilizce bilmir. Ben de çok az İngilizce bilirim. Bir gün dışarı çıktılar. Öbür çocuklarla oynamak isterler. Hiçbirini anlamamışlar. Ağlayarak geldiler, dediler biz bunların dilini anlamazdık. Aradan 10 gün geçti. Çatır çatır İngilizce konuşmaya başladılar. O yaşlarda insan yabancı dili çok kolay öğrenir. Indiana Üniversitesi'nde çalışmalarım arasında en meşhur olan ikisi var. Çok sevdiler. Biri hikaye anlatanın hikayeye nasıl kendini karıştırdığıdır. Ben bunu ispat etmek için Ardahan'a gittim. Ben Indiana'ya girdikten sonra üniversitem beni her istediğim yere araştırma için gönderdi. Norveç'e gittim, İsveç'e gittim, Fransa'ya gittim, Sovyetler Birliği'ne gittim, Azerbaycan'a gittim, Irak'a gittim. Ham yere paramı ve masraflarımı ödeyerek beni gönderipler. Ardahan'da bir hikayeci hikaye anlatıyor. Müdami, Sabit Müdami. Evvela halktan adamlara anlattı. Hikaye sürdü 3,5 saat. Ondan sonra memurlara anlatıp, muallimler, katipler, doktorlar filan. Aynı hikaye onlara anlatılanda 1,5 saat kısa oldu. Hikayeci dinleyicilerden hoşlanmadı. Onlar da hikayeciyi sevmedi. Onun için hikayeyi kısalttı. Ben bunu Amerika'da bir folklor kongresinde anlatacağım. Bunu anlatan da sakallı, orta boylu bir adam. Adı Alan Lomax. Çok meşhur bir elimmiş, ben bilmirim. Kalktı dedi, İlhan Bek, Mr. Başgöz, ne kadar mühim bir iş yaptığını bilir misin? Ben de şaşırmışım ne diyeceğimi. Elbet dedim, yoksa kalkıp ta Ardahan'a niye gideyim? Sen gel senden bir kahve içek dedi. Gittim onunla kahve içtik. Bana kitaplar tavsiye etti. Neler yaptığımı sordu. Meğer herkes onunla konuşmak için can atırmış. Çok meşhur adam. Bu kahve içmek sebebiyle benim makalem, konuşmam 80 sayfalık bir makale olarak yayınlandı bir dergide Amerika'da. Halbuki makaleyi yayınlayan derginin editörü beni dinlememiş idi. Sırf ondan kahve içmişim, makalem yayınlandı. Sonra ben o makaleyi Indiana Üniversitesi'nin başkanına gönderdim. Ben küçük bir maaşla başlamıştım. Makaleyi okuyanda dedim ki, benim maaşım çok azdır. Bana cevap geldi dedi, bu makale yüzünden senin maaşına $5,000 zam yapıyorum. Böylece benim maaşım da yükseldi. Sovyetler Birliği'nde ben davet edilmiştim.
Sovyetler Bilim Akademisi tarafından. Gittim, beni şeye konuk ettiler, akademinin misafirhanesine. Ana, misafirhane harap. Yataklar çok eski, dolaplar kırılmış filan. Çay verirler, çayı kazanla kaynatırlar, kepçeyle verirler. Hiç sevmedim. Hangi şehirdi? Yani bu çok bozuk. Sonra gittim Lenin Kütüphanesi'ne. Lenin Kütüphanesi'ne girerken, affedersin, Poch okurdu. Dedim nedir bu? Dediler, vallahi biz tamir ettirmek istiyoruz. Ama tamirciler gelmiyor. Yani bürokrasi çok kötü çalışır idi. Oradan Aşgabat'a gittim. Aşgabat çok daha güzel idi. Moskova'da meyve bulamırsın. Elma bulamırsın. Hiçbir şey bulamırsın. Aşgabat'a gittim. Her taraf sebze ve meyve dolu. Oradan dönerken bir sepet kavun, karpuz ve meyve getirdim. Onu gören de Azeriler, şeyler, Rus vatandaşları bana çok hürmet gösterdiler. Sonra Leningrad'a gittim. Leningrad bilirsiniz, İkinci Dünya Savaşı'nda 300 gün muhasara edilip ama düşmeyip, yani şeyler, Almanlar don üzerinden yemek göndermeyi kesmişler. Fare yemişler orada Ruslar ama direnmişler. Çok güzel bir şey, yeraltı mabedi yapmışlar. Orada 300 tane mum yanır. Bu 300 gün direnmenin sembolü. Yanımda bir Rus tercümanla oraya gittim. Korkunç bir şey. Bir camekanın içinde el yazısıyla bir kanlı mektup deyir. Dün babam ölüptür. Evvelsi gün annem ölüptür. Bugün ben yapayalnızım. Öteki cemekanın içinde bir miğfer kurşunla delik deşik olupdur. Ben çok sarsıldım. Çıkarken bana tercümanlık yapan Rus dedi ki, bana şuradaki dükkandan bir şey al. Bilgisayar al. Ben alırsam dolarla alacağım için çok ucuza gelir. Kara borsadan doların fiyatı 1 dolar 10 ruble ise at borsadan 2 ruble. Ben alırsam o an alacak, satacak, para kazanacak. Dedim sen utanmırsan. Bak burada ölenlerden utan. Onlar size güzel bir memleket bırakmak için ölmüş. Sen kara borsalık yapırsın. Bir daha benim yanıma gelmedi, gitti o. Oradan bir seyahatte İran'a gitmişim. İran'da Bahtiyar Vehapzade'nin ve adını hatırlayacağım şimdi. Biraz kes.